Herkese selamlar. Gene bir gece seansı ve gene bir kitap önerisiyle geldim size. Bugünkü kitabımız Nermin Beyzmen'den Kurseyit ve Şura kitabı. Bu kitabın güzel yanı şu, gerçekten yaşamış iki karakteri anlatan bir kitap. Kurseyit, Nermin Beyzmen'in dedesi. Evet, yanlış duymadınız. Yazarımızın dedesi oluyor. Dedesinin hayat hikayesini yazmış. Çok aslında zor bir kitap. Bunu nasıl anlatacağım size bilmiyorum. Çünkü çok fazla ayrıntı olan bir kitap. İlk başta size sayfa sayısından bahsetmek istiyorum. Kitabımız 458 sayfa. Ondan sonra epilog kısmı var ve ondan sonra teşekkürler ve hani kitapta ne yazdığıyla ilgili insanların yorumları var. Ondan sonra da bu gerçek hayattaki yaşamış Kurseyit'in, Şura'nın, ondan sonra ailelerinin resimleri var. Onları koymuş Nermin Beyzmen. Daha sonradan gitmiş o yaşadıkları yerleri görmüş, onların resimleri falan var. Peki bu kitap ne anlatıyor? Yani Kurseyit'le ilgili ne anlatıyor? Bu kitap, ilk başta şurayı okumak istiyorum size. Yanlışlık yapmak istemiyorum çünkü. Tarihi bir gerçeğin öyküsü olan bu romanla 1892'nin Yalta'sından Petersburg'un saltanat günlerine, Karpatlar cephesinden ihtilalin cehennemine ve nihayet işgal altındaki İstanbul'a 1920'lerin perasına macera dolu bir yolculuk yapacaksınız. Romanın kahramanları ile beraber polkaların, troykaların sihirli alemini, ihtilalin ve savaşın acımasızlığını, parçalanmış Osmanlı İmparatorluğu'nun son günlerini yaşayacaksınız. Peki Kurseyit kim? Ondan okuyayım. Mirza Eminof'un oğlu olarak servet ve ünvanla doğmuştu. Yakışıklıydı, hırslıydı, cesurdu. Çar Nikola'nın muhafız alayında genç bir üsteğmen oluşu onu Bolşeviklerin ölüm listesine dahil etmişti. Kaçarken getirdiği bir taka dolusu silahı Mustafa Kemal'in Kuvayi Milliyesi'ne teslim ettiğinde karşılık istemeyecek kadar gururluydu. Hayatına sıfırdan başlarken elinde kalan serveti sadece gururu ve aşkıydı. Peki Şura kimdi? Şura'nın gerçek adı bu arada Alexandra. Daha uzun bir adı daha var. Fakat Şura demesini seviyor, kendisine Şura denmesini. Romantizmiyle sarılmış karlı bir Moskova gecesinde henüz 16'sındayken saf güzelliği ve beklentisiz aşkı ile Seyit'in dünyasına girdi. Ailesinin ünvanı, serveti onun da ülkesinden kaçmasını gerektirdi. Sevdiği erkekle atıldığı bu macerada bir daha hiç göremeyecekleri vatanlarının, ailelerinin, artık yaşayamayacakları geçmişlerinin hasretlerini, çaresiz hüzünlerini birbirlerinin aşklarında dindirmeye çalıştılar. Bu kitapta bu işte Petersburg o zamanda 1892 yıllarında ihtilal oluyor ve ihtilalden kaçmaya çalışıyorlar falan, bunu anlatıyor. Ama şöyle, Kurseyit ve Şura bir baloda tanışıyorlar ve 16 yaşında Şura da o kadar genç, o kadar güzel, saf bir kız ki çok hoşuna gidiyor Seyit'in. Seyit daha büyük ona göre o zamanlar. Ondan sonra birbirlerini çok seviyorlar, işte güzel bir aşk yaşıyorlar falan. Ama şöyle bir şey, Seyit Türk çocuğu fakat işte tabii ki Moskova'da yetişmiş falan. İşte Çar Nikola'nın babası da aynı zamanda adamıymış falan. Ondan sonra emekli oluyor. Oğlu aynı şekilde üsteğmenlik falan yapıyor derken şöyle çok fazla hoş karşılanmıyor yabancı biriyle evlenmesi falan. İlk başlarda hatta babası diyor hani ne düşünüyorsun falan gibisinden. Hani gönül eğlendirmek için mi birliktesin gibi. Hiçbir şey söyleyemiyor Seyit. Çünkü biliyor yani onların bunu onaylamayacaklarını falan. Neyse işte savaş zamanı yazdığı gibi, okuduğum gibi, az önceki gibi Seyit'in kaçması gerekiyor. Çünkü listede yani ölecek. Öyle, çünkü kara listeye girdi bir kere. Aynı şekilde Şura da çok zengin bir ailenin soyu. İkisi de zengin. Hani iyi bir durumları var falan. Öyle olunca onun da kaçması gerekiyor falan derken birlikte kaçıyorlar. Ama şöyle bir şey, ne kaçmak. Böyle bir hikaye yok. Ya o kadar zorluklarla, o kadar bin bir yani emeklerle geliyorlar ki İstanbul'a. O kadar zor ki yani yaşadıkları falan filan. İstanbul'a geliyorlar, İstanbul'da tutunmaya çalışıyorlar. Yani şöyle, Moskova'dayken çok daha iyi bir konumda olan iki kişi İstanbul'da vasıfsız.
giydikleri giysiler olsun, yaptıkları hiçbir vasfı yok. Ondan sonra orada çalışıyorlar, burada çalışıyorlar, bir şekilde tutunmaya çalışıyorlar hayata. Ondan sonra bir çamaşırhanede çalışmaya başlıyor en son Seyit. Orada falan çalışıyor. İşte şeyde, eczanede çalışmaya başlıyor Şura falan. Ondan sonra Seyit'e müdürü diyor ki, yani patron diyor ki, işte ben burayı eğer birazcık birikmiş param varsa sana devredeyim falan. Bu Seyit'in çok aklına yatıyor. Aklına yatıyor ve bunu Şura'yla paylaşmak istiyor. Şura'yla paylaşmak için eczaneye gittiğinde Şura'yı çok yakın biriyle görüyor. Böyle koluna girmiş sarmaş dolaşıyor ve kıskanıyor. Deli gibi kıskanıyor yani. Kim olduğunu bilmiyor çünkü yanındaki falan. Yanına da gitmek istemiyor gururundan ve hani Şura'yı rezil ederim diye. Gidemiyor yanına falan. Neyse ama çok üzgün. Bir şekilde biraz da böyle konuşmalarını falan duyuyor. Çok yakınlar, Şura işte böyle omzuna falan koyuyor başını. Tanımıyor ve yanlış anlıyor. Ondan sonra çamaşırhaneye geri döndüğünde orada da çalışan bir kız var ve biraz böyle Seyit'e yanık gibi falan. Ondan sonra işte diyor ki, yani Seyit şey diyor, düşünüyor hani, yani Şura istediğini yaparken ben niye yapmayayım kafasına giriyor. Ve bu şeyle, orada çalışan kızla beraber oluyor. Fakat şöyle bir şey, hiçbir şekilde mutlu olmuyor sadece olmak için. Ve sabah o kız giderken işte uyanıyor falan derken hani işte, sonra biri giriyor falan ve sonra tekrar çıkıyor. Ondan sonra fark ediyor onun Şura olduğunu. Ondan sonra koşa koşa gidiyor falan işte arkasından. Tabii o süreçleri biraz zor geçiyor. Şura onu dinlemiyor falan derken birazcık böyle ayrı kalıyorlar falan. Ondan sonra tekrar oturup bir araya geldiklerinde ona anlatıyor Şura. Onun akrabası olduğunu, işte onların da kaçtığını, kaçabildiğini falan anlatıyor. Ve çok pişman oluyor Seyit. Fakat şöyle bir şey. Şura ailesine her şeyi anlatıyor. İşte teyzesi, amcası falan filan var. Annesi gil gelmemiş tabii ama anlatıyor ama fakat bir erkekle aynı evde yaşadığını söyleyemiyor. Yani Seyit de çünkü hoş karşılamayacaklarını düşünüyor. Yani o zamanlar hoş bir şey değil çünkü bu. Ondan sonra o yüzden ailesiyle birlikte yaşamak zorunda olduğunu söylüyor Seyit'e. Tabii Seyit çok üzülüyor falan ama bir şey söyleyemiyor tabii. Tabii gene sürekli birlikte görüşüyorlar falan derken iyice kopmaya başlıyorlar birbirlerinden bu şekilde falan derken işte bayağı kopuyorlar yani. Oraları siz kendiniz izleyin yani, bakın yani. Ondan sonra sonra işte bayağı kopuyorlar falan derken gene bir arkadaşının İşte bir kızla evleniyor. Orada işte İstanbul'da olan bir yani birkaç arkadaşı da geliyor bu arada. Arkadaşı, akrabaları, gelebilenler geliyor. Fakat Seyit'in ailesi tabii şeyde kalıyor. Orada zulüm görüyor. İşte kardeşleri olsun, annesi babası falan bayağı zulme kalıyorlar yani. Orada da bu arada İstanbul'da da şey var, savaş var. Yani o zamanlar da kötü. Yani bu Osmanlı dönemi falan çok kötü durumda yani. Falan derken bir arkadaşıyla tanıştırıyor. Sonra bir arkadaşının işte diyor ki bu kızı sana alalım bak işte iyi falan filan diye. Mürvet diye bir kızla falan. Neyse tanışıyor ediyor falan derken bu kızla evleniyor. Yani artık Şura'dan ümidi kesiyor. Yani eskisi gibi değiller falan. Neyse bir ara görüşmüyorlar işte. O arada evleniyor ama hiç kendine uygun bir insan değil. Yani sonuçta Kurt Seyit böyle elit bir şekilde büyümüş. Ya orduda büyümüş. Ondan sonra ailesi olsun falan. Bu ya Mürvet falan hiçbir şey görmemiş. Hiçbir şey bilmiyor. Her şeyi böyle ona o kadar tuhaf ki. Şura'dan sonra öyle. Şura asil bir kadın. Mürvet normal bir şey yani. O da küçük. Mürvet de çok küçük bu arada kendisinden falan. Neyse. Ondan sonra diyor ki ben ne yapıyorum diyor. Sevmiyor yani. Ondan işte çamaşırhanede falan yatıyor. Şey yapıyor falan derken. Ondan sonra İyice istemiyor falan derken Şura'yla tekrar görüşmeye başlıyorlar. Gene işte birbirlerini çok sevdiğini anlıyorlar falan filan derken etti falan filan şey yaparken yanlış hatırlamıyorsam Mürvet'in hamile olduğunu öğreniyor, öyle bir şey. Bu arada da gene bir işte kopuyorlar falan filan derken Şura da başka biriyle görüşmeye başlıyor falan. Sonra o görüştüğü kişi de Şura'yı Fransa'ya, her zaman Şura Fransa'ya gitmek istiyor, Paris'e gitmek istiyor. En büyük hayali. Ondan sonra o adam da gemici ve onu götürecek. Son gün gene Şura çağırıyor işte son kez konuşalım diye. Ondan sonra Seyit'le konuşuyorlar
ve kendisi kendi elleriyle Seyit sevgilisini, aşkını, hayatını, memleketini kendi elleriyle o gemiye bindiriyor ve uğurluyor. Ve gerçekten eşim böyle anlatınca belki çok hoş olmadı. Belki diyeceksiniz ki bu ne falan, ama ya gerçekten kitap yaşanmışlık. Böyle bir şey yok. Yani ben mesela sonunda kitabın ağladığım ilk kitaptır belki de. Yani o kadar çok ağladım ki. Yani çünkü öyle güzel anlatılmış ki. Yani Nermin Bezmen o kadar güzel, o kadar objektif anlatmış ki. Yani hayatlarını, aşklarını olsun, her şey. Ve şöyle bir şey, tarih kokuyor. Kitap gene tarih kokuyor yani. Hem yaşanmışlık var, o kadar etkileniyorsunuz ki o kişilerin gerçekten yaşamış olduğu, gerçekten o hayatı yaşamış olduğu bence çok güzel. Yani bu kitabı aslında çok seçmek istedim. Bir yandan da seçmek istemedim çünkü size bunun duygusunu anlatamayabilirdim. Yani anlatamayabilirim, anlatamam da yani. Çünkü çok farklı bir dünya. Çok güzel kaleme alınmış bir kitap. Kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca dizisi de çekilmeye çalıştı. Hatırlarsanız Kıvanç Tatlıtuğ, Farah Zeynep Abdullah falan oynadı başrolü. Murka rolünü, yani Mürvet rolünü, hatta Fahriye Evcen oynadı falan. Fakat tutmadı çünkü güzel şekilde resmedilemedi hani kitap kadar. Ama kitabı gerçekten çok etkili. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle okuyun. Pişman olmazsınız. Yani çok da duygulu. Çok da yani çok güzel bir kitap ya. Yani hani gerçekten pişman olmayacağınız kitaplar. Gene sürekli gerçekten çok iyi falan filan söylüyorum ama eşim bile anlatırken bile çok duygulandım yani onları hatırlayınca böyle. Ben çok uzun süre önce, zaman önce okumuştum gene kitabı. Ve dediğim gibi çok bilgi, çok tarihi var, çok yabancı isim var falan derken, yani okuyun, pişman olmazsınız. Çok güzel çünkü. Gene çok güzel diyorum. Okuyun, 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 okuyun yani. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Okuyun mutlaka. Yorum yapın. Gene işte okumayı düşünüyorsanız yorum yapın. İşte YouTube'da yazabilirsiniz yorum olarak. Sosyal medyalarımı bırakıyorum, açıklama kısmı, oradan yazabilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Her iki günde bir zaten kitap önerileri videom geliyor. Takipte kalın. Sizleri seviyorum. Okuyun, 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 okuyun. Bye bye.